Saki gel. Hadi Saki. We know how important this game it is for us and for the whole Atai fans and the family. So we are well prepared. We work very hard during the 3 weeks, and we are ready to go. We have played them before and we lost, but now we think we are much more better, you know, in defense and in attack. And the team is very confident, you know, to play the game, and we are going for the 3 points. We are not afraid. We are confident that we can get the job done. So that's why we've been working very hard here lately, because we know how important this game is. And if we can win this game, and I'm very sure we're gonna win, it's gonna give us a lot of confidence to play the other games. Oyuncularımız maçın önemini biliyorlar. Bizim için bir çıkış maçı olarak görüyoruz. Çünkü son iki maçta mağlubiyetten sonra yine bir çıkış yakalamamız lazım. Bu da bizim için iyi bir fırsat. Galatasaray'a karşı inşallah burada daha önce oynadığımız hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem Trabzon maçlarında oynadığımız yine olumlu futbol, sahada çok gol pozisyonuna giren, daha çok topa sahip olan bir görüntü vermiştik bu maçlarda. Yine bunun aynısını inşallah bu hafta gerçekleştiririz. Dediğim gibi bizim için iyi bir fırsat olacak. Bugüne kadar Türk futbol severlerinin, bizleri izleyen camiamızın, taraftarlarımızın oynadığımız futbolda insanlara çok keyif verdik. Oyuncularımız da oynarken keyif aldı. İnşallah bunu da bu hafta sonu Galatasaray karşısında yine devam ettirmek istiyoruz. Kone cezalı biliyorsunuz. Alex Katranis'in cezası devam ediyor son maçlar. İkisi de bu maçtan sonra cezaları bitmiş olacak. Bilong'un bir sakatlığı var yaklaşık 10 gündür. Bu hafta da büyük olasılıkla aramızda olmayacak. Onun dışında sakat olarak Soner bizimle değil. Selim'in biliyorsunuz uzun zamandır yok. Tabii ki bunlar bizim için de sayısal anlamda biraz sıkıntılı, ama mevcut oyuncularımızla çıkıp en iyi şekilde mücadelemizi, savaşımızı sahada inşallah vereceğiz. Aaron Bopenza ile ilgili şimdi biz onunla ilgili bugüne kadar hiç açıklama yapmadık, ama Aaron'un negatife döndüğü ve kurallar gereği de Galatasaray maçında eğer buraya geri döndüğünde testi yine burada aynı şekilde yine negatif olursa değerlendirebiliriz, ama böyle bir durum var. Aaron'un gelişi biraz sıkıntılı, çünkü cumartesi sabah burada olacak. Çok uzun bir yolculuk yapacak. Kendisiyle birebir görüşmeden sonra birlikte karar vereceğiz. Çünkü bizim bundan sonraki süreçte de ona ihtiyacımız var. Adama Traore, evet, milli takımda bir sakatlık geçirdi. Kontrol amaçlı maçtan erken çıktığını bizimle paylaştı. Onu da şu ana kadar kontrollü antrenmanlara devam ettiriyoruz. Biraz koruyoruz. Maça kadar tüm kontrollerimizi takip edeceğiz. Hem oynatırsak bizim için eğer %100 performansı sergileyebilecekse kullanacağız. Kalayım mı?